Değerli arkadaşlar, merhabalar. Herkes derse hoş geldi. En son yapmış olduğumuz bir mobilyaların türünden ne vardı önümüzde? Önümüzde bir sürgülü kapaklı veya ray kapaklı elbise dolabı vardı. Ebeveyn yetişkin elbise dolabıydı. Hocam neydi kabaca ölçüler dersiniz? Derinliği 70 santim idi. En dediğimiz genişlik 250 santim idi. Yükseklik de yine 250 santim idi. Ve içerisinde şu rakibi bulunan tel model ürünü üzere birçok bölmeler var idi. Onlarla beraber biz ne yaptık? Tasarımımıza devam ettik sizlerle beraber. Daha da ilerlememiz gereken şeyler de var. Onları da zamanla yapacağız. Aklıma gelen şu anda şu kapaklara birer tık yapayım. Tıklarken de klavyedeki shift tuşuna basılı tutayım da tüm kapakları tıklayarak seçeyim. Aynı anda hepsini seçtikten sonra gelelim Modify'deki Mobility komutuna bir tık yapalım. Ardından kapakların herhangi bir tutaş noktasına bir tık yapalım. F8 dediğimiz orta moda mutlaka burada açık olsun. Yaklaşık 300, 400, 500, 500 santim ileride bu dursun. İleride 500 santim ön tarafa bunu çekeriz. Ne var dolabın içerisinde diye hatırlatmaya hocam. Dolabın içerisinde ne var diye hatırlama yaptığımda askılık borular vardı. Sol ve sağ tarafta. Yalnız şurada da birkaç tane askılık boru olsaydı iyi olurdu. Çünkü burası da gömlekler için yapılmış bir askılık, elbise askılığı kısmıydı. Hocam onu nasıl yaparız? Yapabiliriz. Bizim için problem değil. Önemli olan ön görünüşten buna bir bakalım. Genişliği bulalım. Fronta bir tık yapalım. Sistemi tel modülü alalım. Zorlanmasın sistem. Ardından şu aradaki ara mesafeyi bulmamız yeterli. Bunun için klavyeden dimle yazarsanız küçük harflerle enter'a bastığınızda da dimensiyon lineer aktif olur. Böylece içerideki iç ölçüyü almakta zorlanmayız. Örneğin şuraya bir tık yapacağım ama ikinci yere tıklamayacağım. Tutucu geldiğinde ölçü butonuna bakacağım. Baktığımda 40 santim bir iç boşluğu var. O zaman benim bu mobilyanın şu yan tarafının orta noktasını bulup yaklaşık o da 10 santimdi. Line enter dediğimde orta noktadan aşağıya bir 10 santim inecek. 10 enter. Bir de içeri doğru gitmesi lazım. O da levhanın kalınlığından dolayı 1.8 enter dediğimde bu iş olur. Ve yine şöyle klavyenin shift tuşuna basılı tutuyorum. Mouse'un yüzüne basılı tutuyorum. İşte tam şuranın ucuna ne koyacağım hocam? Bir cırçle çember koyacağım. Bakalım olacak mı? Cırçle bir tık yapalım. Tam şuraya bir tık yapacağız. Verirse eğer verdi bir tık açıyorum mouse'umu. Doğru bir ölçüde geldi. 1.5 desem 3 santimlik bir şey olur. Fena değil. 1.5 diyelim ve enter diyelim. Daha sonra bunu extrude'a bir tık yapalım. Askılığa bir tık enter. İleri doğru 40 santim uzaması lazım. Klavyeden 40 yazacağım. Enter'a basacağım. Bu iş tamam. Şimdi şurada bulunan geçici çizgileri, referans çizgilerini seçiyorum. Delete'ye basıyorum. Hocam iyi de burada var. Burada bir tane lazım. O zaman fazla uğraşma. Bence gel ön görünüşten bakıversen bu işe. Askı borusunu seç, klavyeden veya ilgili komuttan modifiye araç bulunan mirror'a bir tık yap. Ardından mobilin orta noktasını bul, bir tık yap, mouse'unu çevir. Eğer orta moda açıksa o tam 0 derece açıyla karşı tarafa aydınlanacaktır. Doğru bir şekilde aydınlandığını nasıl görürsün? Mouse'unu hareket ettirerek görürsün. Eğer doğru yere geldiğini gördüysen bir tık, bir de enter yaparsan askı borusu tamamdır. Bunu yaparsınız, zor bir şey değil, kolaydı, fena değildi. Asıl bizi biraz ilgilendiren acaba bir gömlek silüeti yapsak da birkaç gömlek silüeti koysaydık şunları kopyalayıp yapıştırsa mıydık diye olurdu. Bu da eğer dersin sonlarında bir zaman kalırsa bunu yapabiliriz ama şimdilik bu kadar kalsın bu iş dursun diyoruz. Ön tarafta bakın mobilyamızın çekmecelerin çekmecelikleri var ama arkalarında neyi yok çekmecelerin? Çekmecenin arkalarında kasaları yok. Bu bir eksiklik. Bu kasaların orada olması lazım normalde. Peki hocam onu nasıl yaparız diye sorarsanız eğer buradaki ölçüleri biliyorsak bu iş kolay. Tekrar o zaman bir ön görünüş yapalım ve yaklaşalım. Gördüğüm kadarıyla çekmece klapaları, bunlar çekmece klapaları veya çekmece kapakları deriz. Sağdan ve soldan ne bırakılmış? 0.5'er santim galiba ray boşluğu bırakılmış. Biz bunun arkasına doğru bir kasa işlememiz lazım. Şuradaki çekmecenin ölçüsünü bir alalım. Dimle enter yapalım. Şuradan şuraya kadar geldiğimde 37.7 olduğunu görüyorum. Kenara herkes bir kağıt alsın. 37.7 yazsın. Ben de yazıyorum. Ardından ESC'ye basalım. Bu da bir de mobilya üstten bakalım. Niye? Çekmecenin klapası neredeydi? İşte şu klapa bu.
Buradan arkaya ne kadar gidecek bir çekmece diye bir soru var. Bilmem. Klavyeden dinle yazalım. Dinle. Enter. Arka tarafından muhtemelen başlayacaktır. Bir tık yapalım. En arkaya doğru 0'a 0 dayanmaz. 0'a 0 dayandığı yere kaç gözüküyor şu anda? 59. Muhtemelen bu raylar ya 50'likti ya 55'liktir. Muhtemelen de bu ya 50'lik ya 55'lik olur. Ama 50'lik diyorum. Çok da derinini yapmazlar genelde mobilyacılar. Ama yaparlarsa çok iş olur. Şöyle 55 diyelim o zaman ölçüye. Önden 37, arkaya doğru 55 santim derinliğinde çekmece. Vallahi yapılırsa mükemmel. Yapan ustanın elinden öperiz. Peki hocam ne yapalım diyorsanız eğer şimdi gelin. Perspektiften bakalım. Çekmecenin hatta şu ön klapasını alalım. Bunu da move diyelim. Ardından herhangi bir tutucuna bir tık yapalım. Ön tarafa doğru toplam 200 santim gelsin. 200, enter, ESC. Şimdi tekrar üstten bakalım ki bunun etrafını dönecek olan sol ve sağ ve arka taraftaki tablolarını yerleştirelim. Bunun için önce rectangle'ye bir tık yapalım. Sonra köşeye bir tık. Arkaya doğru gitmesi lazım ama toplamda burası kapak dahil 50 santim olması lazım. O zaman kapak dahil 50 santim ise bakın burada 1.8'lik bir ön tablo var. Arkada da 1.8'lik bir arka tablo olacak. 1.8, 1.8, 3.6 çıktığın zaman 46.4 kalır ama kalınlık standart 1.8 diyeceğim. Tab 46.4 enter. Aynısını seç ve modify'den mirror'a bir tık, orta noktaya bir tık, çevir geldi, bir tık enter. Ve bu kapanana benzer bir tane burada arkada bir arka tablo var. Yine onun için de rectangle'ye bir tık. Şuradan şuraya zaten 37.7 olduğunu biliyorduk. Bir de kalınlık vardı. O zaman klavyeden 37.7 tab 1.8 enter dediğimde tamam gibi gibi. Son ne kaldı diye sorarsanız son bence kalan kısım rectangle'ye bir tık yapalım. Ve diyelim ki rectangle sayesinde bir de neyimiz olsun şöyle mobilin altını kapatmaya arkalık malzememiz olsun böyle. Şimdi sıra neye geldi? Tel modelleri hazır olduğuna göre izometrikten bakalım ve yaklaşalım. Sonra levhalarımızı ne yapalım arkadaşım? Yükseklik verelim. Bunun için extrude'a bir tık yapıyorum. Levha 1, levha 2, levha tabii 2, 3 seçebilmek için shift tuşuna klavyeden basman lazım. Hepsini bastıktan sonra enter'a basıyorum. Ne kadar olacak dersin hocam? Bakın şunun kenarına geldiğimde 13,5 santim olması lazım bunun. Öyle bir şeydi. Tam 13 yapamayız. Biz daha aşağıda yapmayız lazım. Ortalamada bunu genelde piyasada 10 santim yaparlar. 10 enter diyorum ve katı modeli hallediyorum. Son ne kaldı hocam? Son altta bir tane var. Bakın şurada arkalık malzeme var. Seçtim. Ekstra bir tık yaptım daha sonra. Sonra moru tarafa yön vereceğiz. Niye? Kasanın içerisinde değil kasanın altına doğru yön verdikten sonra kalınlığı bunun da 0.3 kadardır. Velhasıl babacığım bu şekilde olmalıydı ve bunu yerine almamız gerekiyordu. Baktığımda konseptualdan her şey yolundaysa bu iş olmuştur diye düşünüyorum. Tekrardan bunu 2D Wireframe alalım. Kasılma olmasın. Sonra tüm çekmeceyi seçelim. Move'ye bir tık yapalım. Herhangi bir köşeye bir tık. 200 santim çekmiştik az önce. Tekrar 200 yazıp Enter'a basarsak yerine girecektir. Diyeceksiniz ki hocam tamam da iyi de şunlar ne olacak hocam diye soracaksınız. Mantıklı soru şu. Eğer ben şu çekmecenin bütün levhalarına bakın tek tek tıklarsam yani sonradan yapmış olduğum levhalara tek tek tıklarsam arkalıkta dahil kopya dedikten sonra soru sorar. Nereden kopyalayacağım babacığım? Tabii ki var olan çekmecenin şu üst köşesinin referans alarak. Referans burası. Bir tek sonra hangi? Alttaki çekmecenin üst köşesine referans. Sonra nereye? Bir de alttaki çekmecenin köşesine son referans. Sonra hocam karşıda da var. Evet. O çekmecenin üstüne son referans yaparaktan bunları ne yapabiliriz? Yerlerine yerleştirebiliriz diyorum ve ESC. Sadece olan şu. Hocam şu kapaklardan üst üste iki tane olmadı mı dersiniz? Eğer onları seçerseniz, direkte bastığınızda üst üste olanlar gelecektir diyecektim ama CTRL-Z olmaz öyle bir şey. Niye olmaz? Çünkü kopyalarken kalıpayı seçmemiştik. Sadece kasayı seçmiş idik. Şimdi buraya kadar benden tamam. Herkes buraya kadar ne yapsın? Çekmeceleri tamamlasın. Yapanlar, tamamlayanlar hemen oradan yazsın. Çekmeceler, çekmece kasaları tamam yazsın. Buyurun. Hadi bakayım çekmece kasaları.
yapalım, yaptıklarımız gitmesin. Ben de telefondaki uygulamadan Microsoft Teams'ten sizi takip edeceğim. Kimler yapıyor bakalım. Sadece 3 kişi mi? Aile, sınav. Gençler çizmiyor musunuz? Haydi. Sadece 3 kişi hala. Of. Peki. Belki katılım azdır. Ben devam ediyorum. Hocam çekmece kasalarını yaptıysak daha ne bekliyorsun? Bizden ne arıyorsun hocam diye sorarsanız. Daha da fazla bir şey aramıyorum aslında. Sıra niye geldiği bana sorarsanız sıra buradaki bulunan bütün mobilyaları dokulandırmaya ve layırlamaya geldi. Önce dokulandırma diyelim. Dokulandırma veya layır da diyebiliriz. Önce fark etmez. Önce layır yapalım. Layır'a bir tık yapalım arkadaşlar. Bütün burada bulunan mobilimiz üzerindeki her bir modülü ne yapalım? Her bir modülü etiketlendirelim, barkodlandıralım, katmanlandıralım. Bir tık yapalım Layer Properties Manager'e. Önümüze gelen pencereden sadece Nav Layer'a tıklaya tıklaya bütün levhalara girmeye çalışalım. Hadi bakalım. Birincisi alt tablo ile başlayalım. İkincisi de üst tablo olsun. Üçüncüsü de orta dikmeler olsun. Dördüncüsü sol dikme. Beşincisi de sağ dikme olsun. Altıncısı arkalık olacak, gelmedi.
arkalık malzeme olsun. Beşincisi, şuradan kopya da çekebiliriz. Arkalık malzemeden sonra ne yapabilirim? Çekmeceler diyebilirim. Olmadı, gitti. Çekmeceler diyebilirim. Başka raylar diyebilirim. Başka kapak, sol, bir de kapak sağ diyelim. Başka ayna sol, bir de ayna sağ diyelim arkadaşlar. Rayları da dedik. Bir de raflar diyelim. Raflar. Bir de askılık uzun diyelim. Bir de askılık kısa diyelim. Askılık kısa diyelim. Başka yukarı bir taç vardı. Taç profili. Başka kısa dikmeler diyelim. Kısa dikmeler diyelim. Başka başka da aklıma bir şey gelmedi. Gelirse tamamlarız. Kapatıyorum burayı. Ardından Live Properties'teki etikette hepsini görüyorum. Yalnız burada istemediğim şeyler de var. Bunları çıkartmak lazımdı. O zaman tekrar Live Properties Manager'a geri gelelim. Nereden itibaren onları çıkartalım hocam dersiniz. Bakın şuradan itibaren bilin bunlara delete diyelim. Tek tek layer'ları, boşta kalan layer'ları silelim arkadaşlar. Çünkü ihtiyacımız yok. Tekrardan Layer Properties Manager'in etiket bölümüne gelebilirim. Bütün etiketleri gelin. Önce kapatalım. Neden kapatıyoruz hocam dersiniz öğrenin. Sebep şu. Bütün ürünlerin tek tek ne olmasını anlayacağız. Etiketlendiğini, boşta hiçbir şeyin kalmadığını anlayacağız. Bu sayede rahat edeceğiz. Şimdi boşluğa bir tık. Başlayalım bakalım. Örneğin şurada. Örneğin ayna sola bir tık yaptım. Layer'dan geleceğim. Ayna sol olmam lazım. Ayna sol. O gizlenecek. Kapat diyorum. Tekrardan şimdi ayna sıra bir tık yapalım. Tekrar layer'dan. Buradan da pencere geleceğim. Ayna sağa bir tık yapacağım. O da gizlenecek. Bu yarıya kapat diyoruz. Bu kez kapak sol seçeceğim. Kapak sol, layers'a geleceğim. Tekrardan etiket sayfasından kapakları atayacağım onu. Kapak sağ, kapak sol nerede? Yazmamışım meğer. Sadece şuna sol demişim, o da yeterli değil. ESC'ye basalım. Live Properties Manager'e girelim. Şurada sol yazan yerini ekleme yapabiliyor muyum yanına? Bakalım. Olmadı, yemedi. Sileceğiz o zaman. Silgisin. Daha mantıklı. O zaman buraya yeni bir new layer. Kapak sol diye ekleme yapalım ve sayfayı kapatalım. Tekrardan şuraya geliyoruz. Kapak sol nerede? İşte şurada. Kapak sol var, kapak sağ var. Kapalı burası, tamam. O zaman önce ESC'ye bir tık yapalım. Kapak solu seçelim. Ardından da şuradan kapak solu bir tık yapalım. Evet, ardından diğer kapağı geçelim. Onun için de kapak sağa gizleyelim. O da gizlendi. Yukarıda touch var galiba. Touch profilini seçelim. Yine etiketlerden touch profilini bir tık yapalım. Ardından sağ dikme var galiba. Seçelim. Sağ dikme bunu atama yapalım.
Salikme. Ardından üst tabloyu seçildim. Üst tabloya bir etiketimi yapalım. Evet, tamam. Şurada bir parça var. Neyin nesi? Bunlar raylıydı. Görmüşken, gözüme takılmışken hem burayı şırt dışına kadar basıp tutalım. Hem ikinci rayı seçelim. Onları da raya atalım. Ray. Nerede rayler? Raflar var. Ray. Rayı unutmuşuz. O zaman gidelim. Buradan bir ray açalım. Diyelim ki Nevlayer diyelim. Ardından ray profili diyelim. Ray profili diyelim buna. Kapatalım burayı tekrar X ile. Şimdi tekrar rayları seçelim. Ray profiline atama yapalım. Ray profili. Tamam, burada saklandı, gizlendi. Sonra sol dikme yapalım buradan. Sol dikmeyi bulalım. Burada. Sonra arkalık malzeme var şurada. Arkalık malzemeyi iki parçaydı. Şırt dışına basıp tutalım. İkisini de seçelim. Ve buradan arkalık malzeme üzerine etiketleyelim. Evet. Sonra şurada bir alt tablo vardı. Bunu da alt tabloya etiketleyelim. Derken neyi unutmuşuz? Batı tablosunu unutmuşuz. O zaman layer'dan properties bir giriş yapalım. Ekleme yapalım. Baza tablosu diyelim ona biz. Baza tablosu kapatalım. Şimdi baza tablosunu seç. Layer'dan properties'ten baza tablosunu bulalım. Burada bir tık. O da gizlendi. Tamam. Sonra orta dikmeler var şurada. 1, 2, 3, üçünü de seçtim. Üçünü de aynı anda atma yapalım. Orta dikmeler, onlar da tamam. Sonra şurada kısa dikmeler var galiba. Şu ve şu. Kısa dikmelerde bir şey yazmış mıyım ben? Evet. Tamam. Sonra raflar var babacığım. Tek tek seçelim şöyle raflar. Sayeden şöft dışına basılı tutuyorum ki bu sayede bütün levhaları ne yapabileyim arkadaşım? Tek tek seçebileyim arkadaşlar. Evet, raflar tamamdır. Şuraya da rafları atama yapalım. Evet. Tamam. Ne kaldı hocam? Uzun askılar kaldı. Yazmış mıyız öyle bir şey uzun askılar diye veya askı uzun. Askılık uzun demişiz. Evet, tamam. Şimdi de askılık kısaları seçelim. Şuradan tekrar askılık kısaya onları etiketleyelim birbiriyle. Ve son ne kaldı hocam dersiniz? Son şurada çekmeceler ve bir dakika şurada geçici çizgi kalmış. Onu seçelim. Silelim gitsin. Karışıklık olmasın. Ardından çekmeceleri seçiyorum. Şöp dışını basıtıyorum. Tekrar çekmeceleri seçiyorum. Buradan da çekmeceler bölümüne onları atamasını yapıyorum. Böylece baktığınız zaman evet ekranda hiçbir şey kalmadı. Silmedik, sadece onları gizledik. Gizleme yöntemi sayesinde ekranda çizmiş olduğumuz mobil üzerine hiçbir eksik kalmadan bütün ürünleri ne yaptık? Etiket isimleriyle ürünü birbirine barkodladık. Şimdi sıra neye gel dersiniz? Sıra tekrar bu barkodu açalım. Şimdi bunları tek tek gizlemekten vazgeçelim ve şurada bulunan ampul komutu ikonunda bulunan turn a layer on off'a birer tıklayarak bütün malzemeleri gelin geri çağıralım arkadaşlar. Malzemeler gelsin. Biz de kaldığımız yerden devam edelim. Tamamdır. Ve son layer 0'la devam etmeyi unutmayın. Mutlaka layer 0'la bir tık yapın. Layer 0'la devam edin. Aksi halde biraz sonra eklemeler yaptığınızda olmayacaktır. Yaptığınız eklemeler hep gizlenir kalır. Hocam ben çiziyorum çiziyorum benim eklemde hiçbir şey yok diye şaşırırsın. Çünkü gizleme de kaldığından dolayıdır. Evet, herkes şuraya kadar gelsin bakalım. Herkes buraya kadar gelsin bakalım. Çabuk. Yapanlar layer
Tamamdır yazsın arkadaşlar. Yapanlar. Layer. Tamamdır yazsın. Etiket zincirini açtım. Oradan bakıp devam edebilirsiniz. Çabuk olalım. Allah. Evet, hadi. Layer tamam değil mi sınıf? Altı kişi layer tamam demiş. Teşekkür ediyorum altı kişi için en azından. Ben kaldığım yerden devam edelim. ESC'ye basalım. Hocam kaldığımız yer ne kaldı diye sorarsınız. Gelin biz bu mobilyamızı layer'layalım arkadaşlar. Pardon, dokulandıralım. Ahşap dokulandırılması yapalım. Nasıl yapacağım o işi dersiniz eğer. Bakın bizim şu anda home arayüzünde olduğumuzu görüyorsunuz. Onun yanında birçok sekme var. Bu sekmelerden bizim için vizualize arayüzü sekmesi çok değerli. Çünkü bunun içerisinde çok kullandığımız Visual Stylus araç buluğu, Waves araç buluğu, işte ışıklar dediğimiz Lights araç buluğu, Güneş ve bugün şimdi kullanacak olduğumuz Materyaller araç buluğu buradan. Biz bu Materials araç buluğu içerisindeki en çok kullandığımız komut Material Browser. Üzerine bir tık yaptığımızda karşımıza çıkan pencere aslında AutoCAD'in bir dokulandırma kütüphanesidir. O kütüphanede sana ne lazımsa ilgili ürünleri seçip devam etmen gerekiyor arkadaşım. Önümüze gelen bu sayfada bakın home yazan yerdeki ok üzerine bir tık yapıyorsun mouse'un sol tıkıyla. Ardından AutoCAD Libre'ye çift tıklıyoruz. Ardından en altta çubuk kolunu aşağı indiriyorum seçim kolunu. Wood diyor. Ona da çift tıklıyoruz ve oradan da panellere bir tık yapıyorum ve elimden geldiğince zıtlık ve yakın renkleri kullanaraktan bu mobilyayı elimden geldiğince oluşturacağım arkadaşlar. Örneğin sol dikmeyi basılı tutuyorum, üst tabloyu basılı tutuyorum, sağ dikmeyi basılı tutuyorum bunlardan şu tuşuyla ve alttaki alt tabloya basılı tutarken de birer tıklıyorum. Bunları seçtikten sonra hepsinin üzerine koyu bir atama yapalım bakalım. Sağ tıklıyorum, koyu bir atama için. Ardından önümden çıkan soru işaretine Resting to Selection diyorum.
İyi hocam, estetik section dediniz de hani hiçbir değişiklik olmadı falan diyeceksiniz. Tabii ki. Çünkü visual stylus araç bloğunda bulunan seçim noktasından konseptüel değil, realistiki yani gerçekliği seçmeniz lazım. Gerçekliği seçtiğinizde yapmış olduğunuz atamanızı görebilirsiniz arkadaşlar. Aklıma gelmişken taç için parlak beyaz veya parlak bir ne var plastikslerden, plastik. Veya yakın bir renk olabilir ama vazgeçtim. Wood'dan devam edelim. Örneğin taçı seçiyorum. Bir tık, iki tık açık rengine atama yapıyorum. Ardından içeride bulunan yerin dikmeleri de aynı atamaları yapalım. Raflara da farklı bir atama yapalım. Bakalım aynı atamayı dikmeleri yapalım. Sıra raflara gelsin arkadaşlar. Raflar içinde nasıl bir atım yapacağız hocam derseniz. Onun içinde şu ortasını mı yapsak diye geçiyor aklımdan veya şuradan bir şey seçebiliriz. Gelin önce rafları seçelim bakalım ne olacak. Önümüzü bir görelim. Raflar. Hocam niçin farklı renk, farklı doku seçiyorsunuz diye sorarsanız farklı dokular her zaman tablolar arasında farklılıklar olduğunu bize gösterir ve bu farklılıklar sayesinde biz de hangi ürünün hangi üründen daha farklı olduğunu algılarız. Bu da işimizi kolaylaştırır. Tıpkı burada yaptığımız gibi. Arkada bir arkalık malzeme kaldı. Şöyle bir çevirelim. Bunların şört tuşuna basılı tuttum. Beynimle. Beynimle de mouse'un sol tıklamasıyla basılı tutarak sürükleme yöntemini çevirerek yaptım. Arkalık malzemeleri beyaz bir atama yapalım. Evet. Başka neyimiz kaldı hocam derseniz. Başka şurada çekmeceler ve askı kolları kaldı. Askı kolları içinde metal yapalım diye geçiyor benim aklımdan. Bunun içinde metal bölümüne gelelim. Metal ve alüminyum da olabilir. Stil çelik de olabilir. Alüminyum diyelim örneğin. Şöyle gelelim. Birer tık yapalım. Tıklarken tabii bunlara mutlaka klavyeden şört tuşuna basılı tutalım ki birden çok fazla mobilyayı seçebilirim arkadaşlar. Şöyle bunların atamasını bu şekilde yapalım. Başka ne kaldı arkadaşlar diye sorarsanız başka baza tablası var. Baza tablası da açık olsun. Şuradaki içteki renkler gibi. O zaman tekrar panele girelim. Açık renk şuydu galiba. Baza tablasını seçelim. Şuna atama yapalım. Evet. Peki başka ne yapalım dersiniz? Başka çekmecenin tamamını yapmak lazım. Çekmecenin tamamına ulaşabilmek için de gizlemeye gitmemiz gerekiyor. O da büyük bir olaylar. En azından klapaları yapalım diyelim şu anda. Bari klapaları seçelim. Tek tek şöftesini basıp tutalım. Çekmece kapaklarını veya klapa denir buna piyasada. Klapalarını seçip ondan üzerine atama yapalım arkadaşlar. Bu atamayı bilgisayarım benim kaldıramadı. Başka bir atama yapayım o zaman. Şunu mu yapsak? Bunu kaldırabilecek mi? Bunu biraz kaldırabildiğin azından tamamdır. Baktığımızda hemen hemen yaptık bu işi. Çekmece kasalarına girmek istemedim nedense uzunlaştıracak diye beni. Ve son olarak gelin kapaklara geçelim. Şu iç bölmedeki iler olabilirdi ama şurada geçen gün güzel bir şuydu galiba. Güzel bir doku görmüştük. O dokuyu atayabiliriz. Evet. Yaklaşık güzel bir doku oldu ve en son aynalar içinde mirror diye bir seçenek olması lazım. Mirror. Aynalar içinde bunları gelin seçelim. Üzerlerine mirror ataması yapalım arkadaşım aynalara. Ve son olarak mobilyanın yüzeyine de seçelim bütün aynaları. Klavyeden M Enter deyip alabilirdim ama şu an burada durmam gerektiğini hissediyorum. Herkes dokulandırma yapsın. Yapanlar dokulandırma tamam yazsın bakalım kaç kişi var. Onu bilelim.
Evet, yapı bakalım. Herkes de kullanır mı yapsın? Yapanlar da kullanır mı? Tamam desin. Özgü demiş ki hocam realistik görünüme rağmen atamayı göremiyorum demiş. Özge eğer realistten olmuyorsa kardeşim şadet dene. Eğer şadette belki fayda edebilir. Bir dene bakalım şadet ile. Veya bazen bazı dokular AutoCAD'in kütüphanesinde görünse bile aslında olmuyor. Kendisi işlem yapmıyor. Bütün dokuları atama yapmanı öneririm. Yani denemen lazım. Hangi bazı dokular çalışmayabilir? Çalışan dokularla devam etmen gerekiyor Özge'ye. Devam et. Herhalde tamamsınızdır diye düşünüyorum ve artık devam etmek istiyorum. Hocam ne yapalım dediğimizde böyle bir elbise dolabı yapıldığında, tasarlandığında katı modelde hangi resimler verilir diye çokça sorular karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Biz yapmış olduğumuz bu tasarımı sunum haline geçirmemiz lazım. En azından katı modellerinin resimlerini alalım. Ondan sonra bir ara veririz. Sonra da tel model alıp tel modellerini de tamamlamaya çalışırız. Peki ne yapalım hocam sorusuna cevap verelim. Ne yapalım sorusunun ilk cevabı gelin Word'de bir yeni sayfa açalım ve bir projeye başlangıcı yapalım arkadaşlar. Ardından gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecektir diye düşünüyorum.
Herkes bir Word açsın. Sayfa düzeninden kağıt boşluğu olarak üstten, alttan, soldan, sağdan birer santim boşluk bıraksın. Ardından ilk yapacağımız iş referans resmi bulup tabloya yerleştirmek olacak arkadaşlar. Yani tablo değil de projeyi yerleştirmek olacak arkadaşlar. Hemen bir boş belge açalım. Şuradan kağıdı büyütelim. %100 olsun en azından veya daha da fazla olabilir. Hatta %120 yaptım. Ardından şuradaki düzen arayüzüne bir tık yapıyorum. Size muhtemelen bu sayfa düzeninde olabilir. Düzen veya sayfa düzeni. Ardından kenar boşluklarını 1 santime 1 santim alıyorum. Ardından ilk yapacağım iş başlığımı yazmak. Nedir hocam başlığımız derseniz? Başlığımız ebeveyn odası elbise dolabı ama normal bir elbise dolabı yok. Şöyle diyeceğiz. Sürgülü kapaklı veya ray kapaklı diyelim. Ray kapaklı elbise dolabı projesi diyelim buna arkadaşlar. Ardından bunu ortalayalım. Ardından biraz da şöyle başlık olduğu için bir kalınlık, bir tık büyüklük verelim. Ardından son kısma bir tık yapalım. Enter'a basalım. Bunun arkasına ilk önce bir diyeceğiz. Birincimiz de referans tasarım olacak. Enter'a basıyorum. 1, 2, 3 kere geri bastığımda yine gelecektir. Şu başlıkta baş noktaya gelsin. Hatta sol tarafa iyice dayansın. Yani olması gereken bu. Ve buradan biz devam edeceğiz. Şimdi diyeceksiniz hocam referans tasarım nerede? Referans tasarımımız tabii ki onu olacağız şimdi. Bu arada tasarımımızın nereye kaydedin demişler. Tasarımımızı bilgisayarı tasarım 2 dersi içerisine kaydetsin. Tamam. Ve referans resmi bulmamız lazım. O nerede? Şuradan dosyaya bir tık diyelim. Ardından geçen haftalarda açmıştık dosyamızı. Neydi? Bizim bilgisayar destekli tasarım kitabımız vardı. Onu bulalım. Onun içerisindeki referans resmini alalım. Biz iki farklı tasarımdan referans aldık sanki. O iki farklı referansı da buraya koyarsak bence muhteşem olur. Nasıl yapacağız o işi? Gelin önce bu referans tasarımlarımızı bir vuralım bakalım. Neredeydi? Birisi buydu. Seçiyorum. Sağ tıkla. Ardından kopyala. Sonra biraz önceki ürüne sağ tıkla yapıştırdı şimdi ve oraya gelsin. Başka neyden referans almıştık hocam dersiniz? Başka nereden referans aldık? Bir de şuna biraz benzetir gibi olduk ama çok da referans değildi o bizim için. Kalıversin. Bunu almıyorum o zaman. Kalıversin. O zaman resmi seçelim. Ortala diyelim. Ardından resmi biraz büyütmek istiyorsak çift tıklayalım resme. Yüksekliğini artıralım. Örneğin şurada yükseklik 13 gözüküyor. Bunu mesela 25 yap. Enter desek nasıl olur? Fazla oldu. O zaman 20 enter desek yine fazla. 18 desek ve son 17 diyorum. Enter'a basıyorum. 17 santim. Burası için ideal oldu. Ardından resmin sağ tarafını bakın bir tık yapacağım. Ardından enter yaparak da
Bir sonraki sayfaya geçeceğim. Bir sonraki sayfada başlığımız 2 oldu. Nedir hocam başlığımız derse? Başlığımızda 3D katı model tasarımı diyelim buraya. Ve başlığımızı sol başa dayayalım biz. Şöyle bir tık yapalım. Ardından Enter'a basalım. 1, 2, 3 kere geri bastım. Ve şuraya bir tablo koymam lazım. Kaçta tablo koymam lazım? Tabloyu nereden koymamız lazım? Eğer ekranın ekli kısmı yukarıda bulunan arayüz sekmelerinin ekli kısmını bir tık yaparsak oradan tablo seçenekleri olması gerekecek. Oradan da tablo seçeneklerinden ne kadar tablo lazım bize hocam dersiniz? Bence yukarıdan aşağıya 1, 2, 3, 4, hadi 5 olsun, hadi 6 olsun, fazla gelirse sileriz. Bırakıyorum mouse'unu. Hepsini seçtikten sonra basılı tuttum, seçtim, bıraktım ve ataması oldu. Şimdi ben her bir tablo içerisine büyük birer resim koymam lazım. O zaman ekranın alt tarafına, tablonun alt tarafına bir tık yapıyorum. Sonra o tekete geri dönüyorum. İlk yapmak istediğim arasında benim ne var hocam diye sorarsanız, ben ilk önce bu tasarıma perspektiften bakalım. Ve şöyle yaklaşalım. Tasarımın şu şeklinin resmini almak, sadece şuranın resmini almak istiyorum. Kapaksız halini. Nasıl yaparım? Ctrl P yaparım ardından. Önüme çıkan uyarıdan seçim yapmam lazım. Ne seçimleri? Hangi formatta çıktı istiyorsam onun seçimlerini yapmamız lazım. Hadi bunu deneyelim. Printer Plotter dediğimiz yerden bize JPG formatı lazım. Sınavda nedense şu JPG formatından resim almayı bir türlü öğrenemediniz. İnşallah finalde de aynısı yapmasınız da sıfır almazsınız diye düşünüyorum. Ardından şuradan ne yapmamız lazım? Sun High Res dememiz lazım. Yani kalitesi Sun High Res 1600x1280 olursa her şey daha net çıkıyor. Buradan da Window diyelim ve Window dediğimiz zaman da bize şunu söylüyor. Nereyi çıktı sanmak istiyorsun? O zaman gelin klavyeden kendimiz, pardon mouse'la kendimiz şöyle en yüksek, en yakın aralığını bulalım. Birer tık yapalım ve resmimizi bulalım. Ardından Center Plot komutuna bir tık yapalım ki şurada bulunan resmimiz kağıt üzerinde ortalansın. Center Plot'a bir tık ardından eğer Portrait veya Lens Switch'e tıkladığımızda hangisi daha büyüyorsa, sayfa üzerine kağıt çevirerek hangisi büyüyorsa onu tercih edelim. Örneğin burada bu daha iyi geldi. Ardından Preview'e bir tık yapalım. Her şey yolunda ise biz bunu artık kaydedebiliriz arkadaşlar. Yapmam gereken her şey yolunda olduğunu gördükten sonra sol üst taraftaki pilot komutuna bir tık yapacağım tekrardan. Önüme çıkan sayfadan bunu 1, 2, 3, 4, 5 diye sırayla birçok resim olarak devam edeceğim. Şuraya desktop diyelim. Masa üstüne gelsin yapmış olduğumuz tasarımlar. Şuraya da 1 diyelim örneğin. Save diyelim, onu masa üstüne kaydetsin. Ardından onu masa üstündeki hedef yerini bulalım. Resmi seçelim. Sağ tıklayalım. Ardından kopyala diyelim. Ardından Word dosyamıza gelelim. Ekran tablo içerisinde değil, ekrandaki boşluğa bir tık yapalım ve klavyeden Ctrl+V tuşuna basalım veya sağ tıklayıp yapıştır diyelim. Ardından resmin üstüne çift tıklayalım ve resmi sol tarafa bir tur çevirelim. Sola 90 derece. Ardından resmin üzerine çift tıklayalım. 40 özelliği sayesinde fazla olan boşlukları, beyaz boşlukları şu şekilde ne yapalım arkadaşım? Düzeltelim. Yani bir fotoğraf stüdyosunda fotoğraf çekmişiz de fazla kısımları kesip atıyormuşuz gibi düşünelim. Boşluğa bir tık yapalım. 40 koptuktan çıkalım ardından. Resmi seç, sürükle ve tablonun içerisine bırak. Resmi tablonun içerisine ortalamak için ortalama komutuna bir tık yap ardından. Tablonun içerisinde daha fazla büyütebileceğimizi gördüm. Resmin üzerine çift tıkla. Ardından da yapman gereken uzunluğunu örneğin 17 yapsak ne olacak? 17 enter diyorum bence. Mükemmel oldu. 17 enter. Sonra ekrandaki boşluğa, tablonun harcını boşluğa bir tık yap. CTRS yapmayı da unutma. İkinci resmi al. Nedir ikinci resmimiz? Bence ikinci resmimiz şu olması lazım.
Bütün kapakları ve camlı aynalarını seçeceğim. Move'ye bir tık yapacağım. Yoksa eğer klavyeden M'ye Enter. Herhangi bir tutacı bir tık yapacağım. Bunu 500 santim ileri ötelemiştim ben. Şimdi bir tık yapıp içe doğru, kendi yüzeyine doğru 500 Enter yaptığımda tekrar kendi yüzeyine girecektir sıra. Şu haldeyken bir resim almaya geldi. Nasıl yapacağız? Klavyeden CTRL ve P tuşuna aynı anda basıp bırakalım veya bakın ekranın sol üst tarafında pilot komutu var. Oraya tıklayabilirsiniz tam şurası. Önünüze gelen pencereden Printer Plotter seçim bölgesinden .jpg formatını alttan paper size yani kağıt türünüz ne olsun diye sorduğu yerden de Sun High-Res 1600x1280 piksel seçelim. Ardından hangi bölgenin çıktısını alacaksın diye soru soruyor. Bunun için de Windows seçeneğine tıklarsan senin manuel olarak pencereden seçim yapmana olanak sağlar. Şöyle bir tık yapıyorum, açıyorum ve son olarak da şöyle bir tık yapıyorum. Sayfa üzerinde kağıdımı ortalamak için de Center'de Plot komutuna bir tık yapman lazım. Ardından kağıt üzerine tam böyle oturtulduğunu görmek için çevirmek istiyorum. Portrait'e bir tık yaptığımda kağıt üzerine daha güzel çevrildi ve boşluklar iyice tamamen doldu. Bakar mısınız farklılığa? Ardından preview'ye gelin bir tık yapalım ve her şey yolunda ise ekranın sol üst tarafındaki pilot komutuna tekrar bir tık yapalım. Ardından bu tasarımımız ikinci tasarım olsun. Başına iki koyalım karışmasın. Save diyorum onu kaydediyor ve yapmam gereken hedef dosyayı masa üstünde bulmam. Bunun için de bütün sekmeleri aşağı indirmeliyim. Boşlukta Word dosyasına sağ tıklıyorum, yapıştır diyorum. Ardından resim ters durduğu için resmin üzerine çift tıklayacağım ve çevir sekmesinden bakın şuradan 90 derece sol tarafa çevireceğim. Ardından resmin üzerindeki farklı fazla boşlukları kırpmak için 40 komutuna bir tık yapacağım. Ardından karşıma çıkan tutaçları şöyle seçerek yaklaştıracağım. Amaç burada nedir derseniz fazlalıkları kesip atmak. Ardından komuttan çıkmak için ekrandaki herhangi bir boşluğa bir tık ve klavyeden ESC tuşuna basacağım. Ardından tablomu tutup mouse'un sol tıklamasıyla basılı tutacağım. Sürükleyip ikinci boşluğa bırakacağım. Ve resmin tablo içerisinde tam büyümesi için resme çift tıklayalım. Şuradaki yüksekliği 17 enter yaptığınızda oturacaktır ve ne yapalım resmi tablo içerisinde ortalayalım. Baktığınızda ikinci resim de bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Ve sıra üçüncü resme geldi. Hadi bakalım üçüncü resmi nasıl çıkartabiliriz diye bir soru soruldu. Üçüncü resim içinde hidden yöntemiyle bir resim alabiliriz. Yani bakın Visual Stylist'te bulunan şuradaki bölüme realist'e hidden'e çevirelim. Hidden'deki amaç ne? Her şeyi perspektiften bakıp arkada kalan bütün çizgileri gizlemek, öndeki kalan bütün çizgileri yerleştirmek. Ama şu an baktığımızda renk farklılıkları var. Bunu giderebilmek için klavyeden Pro yazdığınızda Properties araç bulu açılır. Properties araç bulu tamamen çizgilerin karakterleriyle değişiklikler yaptığımız bir araç bulu olur. Bu araç bulu geldikten sonra gelin ekranda bulunan bütün tasarımımızı şöyle seçelim. Bir tık yapalım. Ardından Color kısmına gidelim ve oradaki kısmı gelin Bylayer seçelim. By Layer. Atamasını yaptıktan sonra ESC'ye basalım ve şurayı da eski By Layer'ın arasak bundan sonra çizgi olan bütün çizimler, bütün çemberde, line'de, polyline'de, rectangle'de, katı modelde hepsi ne yapılır? By Layer standart renginde devam eder. Ardından şimdi buradan gelin bir resim alalım. CTRL P. Yapmam gereken şuradan JPG formatı alttan Sun High-Res 1600x1280, oradan da Window, oradan da seçim yap diyor şimdi bana. Gireceğim, ekrana şöyle doğru bir seçim yapacağım. Ardından Center Plot diyelim ki kağıt ne yapsın? Sayfa üzerinde tasarım ortalansın. Ardından sayfa üzerindeki kağıt eğer çevirirsek daha güzel yayılıyorsa bu şekilde resim almak daha mantıklı. Preview'ye bir tık yapalım. Her şey yolundaysa ekranın sol üst tarafındaki plot komutuna bir tık yapalım. Ve buna da gelin 3 diyelim arkadaşlar.
Ardından resim kaydını aldıktan sonra AutoCAD, gelin onu AutoCAD'den sonra bu resmimizi bulalım, sağ tıklayalım, kopyala diyelim, Word dosyamıza gelelim. Ekrandaki bir boşluğa CTRL diyelim. Yapmamız gereken resmi çift tıkla, önce sol tarafa doğru onu bir çevir. Ardından resmi biraz büyütmemiz lazım ve çift tıklayarak boşluklardaki fazlalıkları almamız lazım arkadaşlar. Ardından ESC veya boşluğa bir tık yapın, resmi tutun, sürükleyin sıradaki hücreye, ardından ortalayın ve daha sonra resminize çift tıkladıktan sonra yüksekliğini 17 enter yapın. Daha da fazla yapabilir ama yükseklik arttıkça bilin ki onunla beraber genişlik de artıyor arkadaşlar. Problem olmasın, buna dikkat edelim. Ve devam ediyoruz. Başka hocam aklınıza ne geliyor dersiniz? Şöyle bir mobilya dönelim. Her şeyi tekrardan realiste geri alalım. Ve sıra bana neye geldi derseniz, sıra mobilyayı yukarıdan aşağıya kesmeye geldi diye düşünüyorum. Aklımda geçen fikir bu. Veya belli bir kısmını kesebilirim. Örneğin sistemi termal ile aldığımda kesmek için neden daha mantıklı olduğunu beraber konuşalım sizinle. Örneğin şu taraftan kesmek sanki daha mantıklı ve şurada 100 santim, 80 santim bir genişlik vardı. Gelin biz burayı 80'sa 70'ten keselim, şöyle 70 santimden aşağı kessek neyi görürüz? Şurayı görürüz, çekmeceleri göremeyiz. O zaman 70'ten değil de şuradaki aralık ne kadarmış? Dinle desem, enter'a bassam bana ölçü çubuğunu verir mi? Vermedi. Uzun küçük harflerle yazmam lazımmış. Dinle, enter. Şuradan şuraya olan mesafe nedir arkadaşım diye merak ediyorum ben. Şuradan şuraya olan mesafe 34 santim diye söylüyor. Biz o zaman bu mobilyayı 20 santimden keselim. Yukarıdan aşağı baktığımızda kesitte neler göründüğünü görelim. O zaman geliyorum ben. Tap diyorum, üstten bakıyorum ve önce kesim yapmadan önce 20 santimlik ne yapmam lazım? Şuraya bir doğrusal çizgi koymam lazım. Klavyeden veya home arayüzünden gelin polyline'e bir tık yapalım. Nerede polyline? İşte burada. Ardından şu köşeye geliyorum ama tıklamıyorum. Bir köşe görmem lazım ama tıklamadan. Gördükten sonra mouse'umu yukarı doğru bekliyorum. Önce bir 10 enter. Ardından sağ tarafa doğru F8 açıkken 20 enter. Ardından şöyle de şuraya doğru 100 enter diyorum. 100 enter. ESC. Şurası hatta fazla. Şurayı almamız lazım. Veya kalabilir. Yani şurayı keseceğiz. Dikkat ederken keseceğiz ama sanki aynı anda belli bir kısmını kesecekmişiz gibi ve çekmecenin de ortasına gidecekmişiz gibi. Gayet güzel. Süper. O zaman tap görünüşü bir tık yapıyorum. Tekrardan kesim için ne yapmam lazım hocam dersiniz? Veya hocam bunu kesmeyelim, bunun başına bir şey gelmesin, bu dursun. Bunu seçelim, kopyalayalım hep beraber demek daha mantıklı geldi şu anda. Seçelim, kopyalayalım, olduğu yere bir tık. Sağ tarafa doğru uzan bir de bir tık yapalım, orada dursun. Şimdi şunu kesmeye çalışacağım veya ikincisini kesmeye çalışacağım. Bunun için bana ne lazım? Katı kesim bıçağı lazım. Adı neydi? Adı sılayıcı komutuyla. Sılayıcıya bir tık yaptığında sana sorar. Nereyi keseceksin? Bakın ekrandaki boşluğa bir tık yapıyorum. Şöyle burada bulunan bütün katı modeli seçiyorum. Bir tık daha yapıyorum, ardından enter. Soru soruyor. Hangi uzantıyı keseceksin? İşte şimdi az önce hazırlamış olduğum referans çizginin doğrultusunun başıyla diğer başına bir tık yapıyorum. Ardından enter'a basıyorum. Benim mobilimi ikiye keseceğini düşünüyorum. Şu anda kesildiğini de farkındayım. Görüntünün daha hoş ve güzel olsun diye bakın. Şurada bulunan bütün kesintileri seçeceğim. Ardından rotate'ye bir tık yapacağım. Nerede? İşte burada. Hocam nereden çevireceksin? Tam köşesinden orası. Burası bir tık. Hocam ne kadar çevireceksin? Şöyle içi görünecek şekilde. Aynen böyle. Bir tık yapıyorum ve şuradaki kesim çubuğunu seç, sil. Sıra neye gel dersiniz? Gelin tab görünüşten şöyle izometriye bir dönüş yapalım. Ardından mobilyamıza yaklaşalım. Ardından sisteme gelin. Realist'ten bakalım. Bakın burası güzel stylus araç bloğudur. Buradan realist'e tıkladığınız zaman her şeyin rengini doğru bir şekilde görürsünüz. İşte mobilyanın da iç kısmı bir nevi bizim için. Hocam ne yapalım? CTRL'e P tuşuna basalım.
ardından buradan Twitter Plant'a bir tık yapalım. Pardon, JPG'ye bir tık yapalım. Kalite olarak Sun Hayriyesi öneriyorum, 1600-1280. Daha sonra da şuradan da seçim alanı hangi bölgenin çipsini alacaksın diye soruyor. Ben seçmek istiyorsam Windows'u seçmeliyim. Şöyle seçim aralığı ekranın alt kısmına bir tık yapıyorum. Şöyle üst kısmında bir tık yapıyorum. Ardından Center'de plot. Ortalıyorum. Çevirsem daha mı iyiymiş? Yani çok da fark yokmuş ama biraz daha iyiymiş. O zaman portre seçeneğini seçiyorum. Hocam ben de portre çıkmıyor diye çıkıyorum. Muhtemelen sen şuradaki neyi açmıyorsundur? More options, daha fazla ayarları açmamışsındır. Eğer more options'ı bir tık yaparsan ben de gibi portre lens patch'i görebilirsin. Hatta burada kalite anlamında çok daha farklı kaliteler de var. Bilgisayarınızın kalitesine göre bunların kalitesini maksimuma kadar arttırabilirsiniz diye düşünüyorum. Ardından ben preview'e bir tık yapacağım. Her şey yolunda görünüyorsa şuradan da pilota tekrar bir tık ve bu benim dördüncü ve son resim anlatma olayındaki son resmim olsun. Bakın bu anlatmış olduğum resim olayı çok daha fazla arttırılabilir. Çok daha fazla yapılabilir. Ufkunuzu açmanız lazım. Amacımız niçin bu kadar fazla resim alıyoruz? Amacımız tamamen piyasaya da çalışmaya başladığımızda müşteri karşımıza geldiğinde müşteriye şöyle ekranı çevireyim de göstereyim yapmayacaksın. Projeksiyonu duvara yansıtacaksın müşteri geldiğinde. Yapmış olduğun tasarımı da bir Word dosyasında veya bir PowerPoint dosyasında onu müşteriye sun. Ana akım için uğraşıyorum, gayret ediyorum. İnşallah faydalı oluyordur size diye dua ediyorum Allah'a. Ne kadar çok detay resim verirsiniz, müşteri ne yapacaktır? Her detayda ya eksiklik ya kendine göre fazlalık ya da muhteşemliği görecek ve cezbe olacaktır. Mutlaka cezbe olacak ki yaptığın işin parasını bolca ne yapabilirsin? Kazanabilirsin arkadaşım. Böylece 4 resim yapıyorum. Altta bulunan 5. ve 6. hücreyi seçiyorum. Sağ tıkla hücre satırı siliyorum arkadaşım. Son 2 satırı siliyorum. Daha fazla artık resim alamayacağım. Benim için bu kadar resim almak yeterli. Ama sizler daha fazla resim alabilirsiniz arkadaşlar. İşte benimki şimdilik bu kadar diyorum ve bir ara verelim. Ara verip geldikten sonra da 2D tasarımını çıkaralım bu işin sizlerle beraber arkadaşlar. Hadi şimdi bir mola. Herkes bu molada burayı lütfen tamamlasın. Benimle aynı noktaya kadar gelsin. Geldiğimizde 2D tasarım üzerine gidelim. Geriyi lütfen bocalamayın. Geriyi bocaladıkça daha geride kalırsınız. Hepten kayıplarda kalırsınız arkadaşlar. Yapmayın lütfen. Şimdi ara verdiğimde eksiklerinizi tamamlayınız lütfen.